Ne haberdiniz tayfa? Ben Fantastik Tio. One Piece mangasının 882. bölümünün live reaction'ına hoş geldiniz. Eğer YouTube üzerinden izliyorsanız yandaki sayfaları göremezsiniz. Çünkü YouTube telif hattından dolayı ben de Facebook sayfamıza ekliyorum. Oradan benimle birlikte izleyebilirsiniz. Aşağıya link bırakıyorum YouTube'da. Eğer Face'den izliyorsanız hepinizi kucaklıyorum ve bugün manga geldi. Hastayım, sesimden anlaşılıyordur zaten. Sesim değişmiştir falan. Bu dandik bantlı kulaklık ile ve hasta halimde gerçekten manganın geldiğinde sabah sabah aşırı mutlu oldum. Şu an çok iyiyim ya. Yanımda kahve aldım. Bir kere kahve bilgisayara döküp biz bilgisayarı patlatmıştık. Lafı hiç uzatmayacağım. Çok merak ediyorum. Katakuri Luffy savaşı devam edecek mi? Umarım bize böyle saçma sapan bir bölüm göstermezler. Arada böyle uzatıyorlar mangayı biliyorsunuz. İnşallah öyle bölümlerden biri olmaz tayfa. Heyecanlıyız değil mi? Bence heyecanlıyız. Ben çok heyecanlıyım şu an. Anlatamıyorum sevincimi ya. Çok güzel bir şey. Bölüm 882. Bir Yonko'nun beklentilerinin ötesi. Kısa süreli kapak hikayesi. Asır Japya Korsan Filosu'nun hayatları. Video arka. 1. bölüm. Orlambus'tan alınan gemiyle yola çıktılar. Ancak. Kapak hikayesi çok güzel. Bizim Asır Şapkaların Korsan Filosu'nun hayatlarını anlatıyor. Güzel. Açalım mı ilk sayfayı? Açalım değil mi? Tamam. Açıyorum. Hadi bakalım. Benim uykum da açılsın. Aha! Mızrağının hedefi belli. İnsanlar. Kendi istekleriyle ölmez. Çoğu ölmek zorunda olduğu için ölür. Luffy dahi. Charlotte de Katakuri. İnanmıyorum. Bakar. Vih 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 vih. Doğru söylüyor. Bu yüzden artık gebermelisin Asır Şapka. O ne lan? Bu Broly. Broly sen ne yapıyorsun oradan? Bak karışma su bu savaşa. Adam akıllı dövüşsünler, karışma. Bak Luffy'den yumruk yiyeceksin. Yersin. Broly'yi pataklayalım, aynı dünyası patlasın, Luffy kaçsın diyecek olanlar vardır illa. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. Luffy'nin kendini geliştirmesi için bence Katakuri ile birebir yüzleşmesi gerekiyor tayfa. Mızrağı gerçekten bir elinin yarısından çıkardı. Farkında mısınız? Hadi devam ediyoruz. Viv 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 viv. Katakuri abim. Sıradan bir yenilmez adam değil. Doğurduğundan beridir bir kere bile sırtı yere gelmedi. O gerçek bir süper insandır. Onun efsanesi doğar doğmaz ve ayağa kalkması ve uyumak için sandalyeye oturmasıyla başladı. Hayatı boyunca bir kez bile uzanmadı. O dünyanın kendisini bile aşağılayabilecek bir adamdır. Kes şunu Broly. Her zaman için ağırbaşlı, sakin ve güçlüdür. O mükemmel insanın tanımıdır. Bizim Katakuri abimiz işte böyle bir adamdır. Charlotte ailesinin en muhteşem eseriyle karşı karşıyasın. Senin gibi bir böceğin ona meydan okuması saçmalıktan başka bir şey değil. Sus lan! Defol! Luffy... Yalnız Broly niye ego kastırıyorsun Katakuri'ye? Bak Katakuri de havalı havalı duruyor. Katakuri abimiz manganın son zamanlarında çıkan en havalı soylu karakterlerinden biri. Sayılan ve sevilen biri özellikle manga okuyucular için. Luffy'yi bir kenara atıp Katakuri'yi seven onca insan var ki. Yani kendi arkadaşlarım bile Katakuri'yi tercih ediyor. Neden öyle oldu bilmiyorum. Hadi bakalım. Oda da Katakuri'yi seviyor gibi gözüküyor. Bu kadar yazdığına göre diğer sayfaya geçiyorum. Kız kardeşime ne yaptığını sanıyorsun? Viii, gobu gobu da abi. Luffy tekme attı şu an Broly'ye doğru ama Katakuri direkt elini tuttu ve Luffy'yi fırlattı. Luffy'nin suratını biçti. Of Luffy. Luffy artık yeter, yeter acı çektiğimiz ya. Oha şu çizimlere bak, harika. Yalnız çok pis vurdu lan Luffy'ye. Mızrağı Luffy'ye doğru doğrulttu şu anda. Luffy ne yapacak acaba? Diğer sayfayı geçiyorum. Mochi itişi. Aaa, çok yakındı. Takır, tutar, ha, çatlar. Abi, Luffy halen darbe yiyor Katakuri'den. Bu mızrak da neyin neşi? Nereye kadar gidecek böyle? Halen mızrakla Luffy'yi biçiyor. Diğer sayfaya geçiyorum tayfa. Yalnız bu sayfada gerçekten mızrağını döndürüyor Katakuri ve Luffy'yi geçirmeye çalışıyor. Abi, nereye kadar dayak yiyeceğiz biz böyle? Luffy'nin dayak yemesi kendimi dayak yemesi gibi hissettirdi. Çok garip ama gerçek. Old but gold gibi oldu. Takır tukur ha. Diğer sayfayı geçiyorum. Uaaaaa. Yalnız ayna dünyalarının yarısı patladı. Bu mızrağın adı Mogura'dır. Kelime anlamı olarak köstebek demektir. Ancak toprak ejderhası olarak da çevrilebilir. Kollarını mı alsam yoksa ayaklarını mı? Aslında vücudunun tüm parçalarını sırayla alacağım. İşe gözlerini oyarak başlayacağım. Lütfen önce kafasını kes abi. Ben sana susmalı söylemedim mi?
Vıf 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 vıf. Buluşma yerinizden bahsederken seni duydum Mugiwara. Hayda. Şimdi sıçtık. Şimdi sıçtık. Brule şimdi bizimkilerin yanına doğru gidecektir. Kaka odasına doğru. Bu savaş acaba kaka odasına doğru mu gider? Ya. Bu ark zaten NES Lobby arkına benziyor. Acaba Lucci Savaşı'nın olduğu gibi böyle orta bir yerde mi olacak herkesin görebileceği? Hadi bakalım devam edelim. Mogura demek ejder, toprak ejderhası. Çok garip. Bu çok garip gerçekten. Totdalandu denizleri. Gemileri halen denizde yüzüyor mu? Yine dalgalarıyla bir plan yapayım mı ana? Bu doğru mu Brule? Evet. Bunu gemidekilerden duydum. Yoksa bu kadar yeterli mi? Şekerden yaptığım canavar dalgalar tarafından yürütülmüşlerdi. Öyle bir dalgadan nasıl kaçtılar bilmiyorum ama bir şekilde bunu başarmışlar. Onların hayatta olduklarına eminim. Gece vakti Kakao Adası'na varacaklar. Hasır şapkalı Luffy ile orada buluşacaklarını söylediler. Bizim de oraya gideceğimizi asla bilemezler. Diğer sayfayı geçiyorum. Kapanır. İstediğim pasta Kakao Adası'ndaymış. Ana. Puding pastayı orada yapıyor. Kontrolden çıkan her şey yeniden rayına oturuyor. Dün yine başlıyoruz tayfa. Koklar koklar. Ha ha. Dur biraz. Nereye gidiyorsun? Ana. Fındık Adası'na gitmek için uygun bir zaman değil. Gemi oraya gitmedi. Pasta şu an Kakao Adası'na gidiyor. Ayna dünyası. Ah ya. Uf. Ah. Kaçar. Luffy halen pataklanıyor. Çeker. Abi yeter artık, yetmedi mi artık Katakuri'den pataklandığımız? Yalnız elini gomu gomunu bulutlu gibi şişirmiş Katakuri ve mızrağıyla çok pis kontrol yapıyor. Katakuri şu an bayağı üstün vaziyette, farkında mısınız? Luffy şu an kaçmaktan başka hiçbir seçeneği yok ya. Diğer sayfaya geçtim bu arada. Hah, lanet olsun. Her zaman kaçacağım tarafa doğru saldırıyor. Bu yüzden daha çok yoruluyorum. Aynısı benim için geçerli. Bir saniye, bir saniye. Her zaman kaçacağım tarafa doğru saldırıyor. Bu yüzden daha çok yoruluyorum. Aynısı benim için de geçerli. Şimdi bu demek oluyor ki Luffy bir süreden sonra kaçmayacak, darbeleri alacak, alacak, alacak. Ölümüne girişecek Katakuri'ye. Yani şu an onun beklentimi %100 hatta. Daha önce saldırılarından bu kadar kaçabilen biri olmamıştı. Bu canımı sıkmaya başladı. Abi Sasuke gibi sen de Sharingan açma da Luffy. Yaylan Mochi. Vuf, Mochiler yaylanıyor. Yer Mochi'ye dönüşüyor. Doflamingo da aynısını yapıyordu. Evet gücümü siktir ısırır. Dördüncü vites mi? İlginç bir şeye benziyor. Abi Gear Force geliyor. Bir saniye. Bir saniye. Abi bir saniye. Bir saniye. Bir saniye dördüncü vites mi? Bir saniye o sayfa neydi? Şu an efsanevi bir sayfa var burada. Efsanevi bir sayfa. Daha önce saldırılarından bu kadar kaçabilen biri olmamıştı. Yaylan Mochi. Yer Mochi'ye dönüşüyor. Doflamingo da aynısını yapıyordu. Evet gücümü uyandırdım. Gücümü uyandırdım. Siktir ısırır. Dördüncü vites mi? İlginç bir şeye benziyor. Dördüncü vites olduğunu anladı Katakuri. Bu inanılmaz bir şey. Diğer sayfaya geçiyorum. Tüm kek adası şeker şehir. Çok tuhaf. Abi bu neydi? Bu nasıl bir sayfaydı? Çok tuhaf. Rrrr. Hasır şapkalarının gemisinin yerine dair rapor gelmedi. Deniz böcekleri ne yapıyor? Rrrr. Deniz böceklerin radar sistemi suya atılan taşı bile tespit edebilir. Bir geminin onları görünmesinden geçmesine imkan yok. Kapa çeneni Pekoms. Daha ne kadar ağlayacaksın? Rrrr. Aa Pekoms çıktı ortaya. Pedro abi. Başın sağ olsun. Aa Pedro'nun ölüşüne ağlıyor. Abi Pedro. Biz de diyoruz Pekoms nerede uzun süredir? Çocukluk arkadaşının kendini pataklayarak ölmesi gerçekten üzücü bir durum Bon. O bir düşmandı. Hasır şapkalar bu dünyanın şafağını önderlik edecek kişidir. Abi Pedro öyle demişti ya. Bir parça üzüldüm ya. Açıkçası onun ölümü de beni şaşırttı Mor. Diğer sayfayı geçiyorum. 5 yıl önce Pedro'nun gözünde yaşlarla hayat için yalvardığı zaman hatırlıyorum Bon. Aynı adam hasır şapkaların kaçması için hiç düşünmeden kendini feda etti. Yani ne olmuş? Halen hasır şapkada Luffy'yi küçümsüyor olabilir Cross City. Doğru. Onlara nazaran birçok daha farklı seviyede korsanlarız.
Ana'nın yıkılmış kalesine bakarak aynı şeyi söyleyebilir misin? O olay tamamen tesadüf ederek meydana geldi. Deniz böceklerinin geminin yerini bulmaması da tuhaf. Ne demeye çalışıyorsun? Tüm bunları onlar mı planladı yani? Evet, bence öyle. Asır şapkalar geldiğinden beri de sürekli beklenmedik şeyler olmaya başladı. Jor. Kibirli liderler daha ne olduğunu anlamadan tahtlarından aşağı atılabilirler. Ana'nın adını kirletebilecek milyonda bir ihtimali engellemek için güçlü bir tim kurulmalı ve her an bölge dışına çıkmak için hazırda bekletilmelidir Mor. Kuzdartsama, sizi arıyorum Mondorsama. En son BG'yi kovalıyordu. Yakalayabilmiş mi? Hayır. Görünüşe göre BG kaçmayı başarmış. Deniz böcekleri onların yerlerini söylemedi. Çünkü derhal deniz tabanını araştırın. Emrederseniz. Orada neler oluyor? Aha, BG gösteriyor sonunda. Deniz sınırları, Bici'nin tarafı. Normalde peşimizde bir sürü takipçi olmalıydı ama kimse yok, döner döner. Çünkü deniz böcekleri onların nerede olduğunu söylemiyorlar. Daha önce böyle bir şeyin olduğunu hiç duymadım. İçim rahatladı. Hemen kaka odasına gidelim. Tank ateş korsanlarının gemisi. Notra Castello. Aa, ilk defa tank ateş korsanlarının gemisinin ismi söylendi. Notra Castello'ymuş. En kestirme yoldan gidip Chiffon yengenizi geri alacağız. Emredersiniz. Abi, Bici'nin tipi var. Karı için yapmayacağı şey yok kendisinin. İsveç'te yapılan fındıklı turta. Cerma'nın gemisinden Nostruet'i arıyor. Cerma'yı ne yaptın abi? 10 bin askeriyle birlikte onları hakladık. Tamamen yıkıma uğradılar. Beklenildiği gibi yani. Yine de dikkatsizlik etmeyin. Cerma yakalanmış mı şimdi? Gerçekten mi? Bu kadar kolay mıydı? Nasıl oluyor ya? Bu kadar basit şekilde Cerma'yı harcayamazlar ya. Diğer sayfaya geçiyorum. Artık son sayfadır büyük ihtimalle. Onların klonlama sistemlerini yok etmediniz değil mi? Hayır. Sonuçta buraya onun için geldik. Abi! Abi! Klonlama sistemi hariç kalan her şey yok oldu. Ha 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 ha. O germa şebekleri bunu hak etmişti. Biz hedef aldıkları anda işleri bitik sayılırdı. Hasır şapkalar ne durumda? Hala kaçıyorlar. Şu an batıya doğru gidiyorlar. Onların işinin bitmesi de yakındır. Rakipsiz güç, askeri güç. Yelken açma zamanı geldi. Cerma Krallığı. Bölüm 882. Son. Abi, Cerma 66. Oha. Oha. İnanamıyorum. Hasta olmasam herhalde bağırıp çağırırdım. Bu ne böyle? Cerma resmen yok etmiş Big Mom askerlerini. Böyle bir şey bekliyordum. Ben bu kadar kolay yenileceğini zannetmiyordum zaten Cerma'nın. Bu live reaction'ın sonuna geldik tayfa. Bence harika bir live reaction'ın, mükemmeldi gerçekten. Hiçbir şey diyemiyorum. İncelemeye katılmayı ve incelemeye like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum tayfa. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta nasıl geçecek gerçekten bilmiyorum. Harika bölümde. İncelemeye mutlaka gelin. Hoşça kalın tayfa.